Çiftçi TV ekranlarından, Köyümüz Köylümüz programından ekranları başındaki tüm izleyicilerimize kucaklar dolusu sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Sevgili izleyiciler, bu hafta Isparta'nın Yalvaç ilçesine bağlı Taşevi Köyü'ndeyiz. Geçtiğimiz haftalarda hatırlayacaksınız, don tehlikesinden dolayı bir program yapmıştık. Buradaki tarımla uğraşan, çiftçilikle uğraşan vatandaşlarımızın sorunlarını dinlemiştik. Gerçekten çok büyük sıkıntılar vardı. Bugün burada yapacağımız programda Isparta ve bölgesinde yaşayan, tarımla uğraşan çiftçilerimize de önemli bir haber vereceğiz. Müjdeli bir haber vereceğiz. Onu da hemen şimdiden söyleyelim. Evet, siz ekranlarınızın başından ayrılmıyorsunuz. Önce güzel görüntüleri izleyelim. Daha sonra Taşevi Köyü'nde sizlerle birlikte olacağız. Evet, Taşevi Köyü'ne geldik sevgili izleyiciler. Taşevi'ni daha gezmedik, yeni geldik ama şöyle uzaktan baktığımızda çok güzel bir konuma sahip olduğunu görüyoruz. Birazdan sizler de ekranlarınızda izleyeceksiniz. Şimdi hemen kahvede bir mola verdik köye gelir gelmez. Muhtarımız da sağ olsun bizim geldiğimizi öğrenince hemen buraya yanımıza geldi. Çok teşekkür ediyoruz. Önce muhtarımızı bir tanıyalım. Ben Taşevi Köyü muhtarıyım. İsmim Alper Güzel. Çok teşekkür ederim nezaketinizden dolayı. Geldiğiniz için çok sağ olun. Teşekkür ederim. Köyümüz yaklaşık 400 civarında nüfusa sahip. Tek geliri kayısıyla uğraşmakta şu anda ve ufak tefek balıkçılık yapmaktadır. 120 haneye sahibiz. Şirin bir köyümüz. Çok güzel. Teşekkür ederim tekrar geldiğiniz için. Dağın eteğinde, ormanın hemen yanı başında, evet. Gerçekten muhteşem, evet. Bir görüntüsü. Bir köyümüz var. Hemen hemen de Eğirdir Gölü'ne en güzel bakan köylerden birisiyiz. Bu yönde çok şanslıyız. Şükür, Allah'a şükürler olsun. Yani çok güzel bir konumdayız. Köyünüzün plajı bile var, onu da öğrendik yani. Evet, plajımız da var. Aşağıda göl kenarında halk plajımız da var. Taşevi Köyü'ne ait bir halk plajımız var. Yazın bayağı ziyaretçisi oluyor. Çok yoğun bir şekilde ziyaretçisi var. Evet. Bu arada hemen teşekkür ediyoruz. Çaylarımız da geldi. Bir taraftan çaylarımızı da yudumlayacağız. Muhtarım, şimdi sizinle beraber köyümüzü gezeceğiz. Tabii. Çiftçilerin dertlerini, sorunlarını da mutlaka dinleyeceğiz. Tabii ki. Tabii ki gezelim, köyümüzü görelim, tanıtalım. Teşekkür ederim, sağ olun. Şimdi ben girişte arkadaşlarla, ekipteki arkadaşlarla beraber kendi aramızda konuşuyorduk. Dedik ki, ya acaba nereden geliyor bu Taşevi ismi diye. Bu taştan yapılan evlerden mi, yoksa nedir bunun aslı muhtarım? Bizim köyümüzün burası ikinci merkezi. Daha önce köyümüzün batısında, yaklaşık bir kilometre batısında büyük bir taş var. O taştan alma ismini sonra buraya taşımışlar. 50'li yıllarda buraya taşınmışlar. 50'den önce orada oturuluyormuşmuş. Buraya taşınmışlar. Ondan dolayı Taşevi olarak kalmış. İsmimizden memnunuz. Ama taştan yapılan evler de var tabii bu arada. Tabii ki var. Tabii ki. Tabii taştan yapılan, evet, evlerimiz de mevcut, var. Onları da tabii ki göreceğiz. Evet. Taşevi'ne gezmeye başlıyoruz. Derede değirmen, ben pambuğu eğirmem, ben pambuğu eğirmem. Şimdi ekranlarınızda izlediğinizde, güzel görüntüleri gördüğünüzde, bizim buradaki manzaramızı gördüğünüzde mutlaka birçok izleyicimiz şimdi orada olmak isterdim diyecek. Efendim, muhtarım dedi ki, Taşevi Köyü'nde sizi öyle bir yere götüreyim ki istediğiniz bütün doğal güzellikleri oradan görün dedi. Su deposunun üzerine çıktık. Arkamızda o kadar güzel, muhteşem bir manzara var ki, buradaki bütün kayısı, kiraz bağlarını, efendim gölün güzelliğini, Taşevi Köyü'nün o güzel manzarasını izleme imkanı oldu. Muhtarım, teşekkür ederiz.
Ben çok teşekkür ederim. Daha önce de söylediğim gibi bu nezaketinizden dolayı teşekkür ederim. Köyüm böyle bir konuma sahip. Çok iyi bir yerdeyiz. Eğirdir Gölü'ne çok güzel bakan bir yerdeyiz. Köyümüzün geliri tamamen kayısıya dayalı. Balıkçılık var ufak tefek. Hayvancılık var. Keçi, koyun, küçükbaş olarak hayvancılık var. Ama büyük bir geliri kayısıyla uğraşmaktadır. Arazimizin şartları da kayısıya el vermektedir zaten. Kiraz durum nasıl burada? Kirazımız yok bizim. Ha, burada çok fazla kiraz olayına... Kiraz yok. Sadece... Ağırlık kayısı. Ağırlık olarak kayısı. 3-4 çeşit, 4-5 çeşit bir kayısı cinsimiz var. O şekilde geçim kaynağımız. O şekilde geçim kaynağımız var. Kayısı dedik. Hemen üreticilerden birini yakaladık burada. Tanıyalım. Tabii ben ismim Ali Bal. Taşevi köyünde burada oturmaktayım. Çiftçilikle geçinmekteyim. Bizim büyük kaynağımız kayısı. Biraz evvel muhtarımızın söylediği gibi. Bu arada Çiftçi TV'nin geldiğini öğrendin. Hemen benim de bulunmam lazım dedim. Tabii mutlaka. Siz buraya geldiniz. Hoş geldiniz tekrar. Eyvallah, sağ olun. Biz memnun olduk. Tabii buradan konuşalım. Dertlerimizi söyleyelim veya köyümüzü tanıtalım amaçlı geldik buraya. İşte gösterdiğimiz gibi köyümüz yüz ölçüm bakımından ufak ama sadece kayısı çiftçiliğine uğraşan bir insanız. Hayvancılığa fazla elverişli değil. Fakat köyümüzde meyve bahçesi bakımından öyle çok bir şeyimiz yok. Evet. Sadece kayısıya meyve bakabiliyoruz. Çünkü kiraz olsun, elma olsun bu çeşit ağaçlar fazla yetişmiyor topraklarımızda. Siz ne kadar üretiyorsunuz veya ne kadar kayısınız var? Bizde 20-30 dekar kadar bir tarlamız var. Ton olarak mesela? Ton olarak yılda ortalama 30 ton 40 ton arasında meyve çıkıyor. 30-40 ton maşallah. Allah daha çok bereketini artırsın inşallah. Bunu paraya çevirdiğimizde 30-40 ton kayısı. Paraya çevirdiğimizde ortalama 30 milyarla 40 milyar arasında değişiyor. Fakat işte bu doğa olaylarından dolayı 2-3 yıldır bir düzgün para kazanamıyoruz. Hele özellikle bu sene doğan mahvetti bizi. Çok kötü şekilde hem ağaçlarımızın gözlerini hem meyvelerini mahvetti. Yani bu da bize belki bir sene sonraya, iki sene sonraya dahi zarar verebildi bize. Özellikle bu sene milletin ağırlıklı olarak banka borçlarıdır, işte böyle ilaççılara, devlet su işlerine olan borçlarımızı tabii devletimiz bir açıklama yaptı, erteleme yapıldı diye. Fakat bizim orta yer borcumuz olsun, şu olsun, bu olsun bir kaynak olmadığından dolayı şu anda zor durumdayız. Evet, Isparta ve bölgesi bizden programımızın başında söylemiştik müjdeli bir haber bekliyor diye. Efendim dün Isparta'da yapılan Sayın Başbakan'ın mitingi vardı. Evet. Orada bu zararlar karşılanacak, gerekli desteklemeler yapılacak demişti. Hemen onu buradan söyleyelim. Önümüzdeki günlerde de bunun büyük ihtimal çalışmaları da başlayacak. Evet muhtarım, biz ne yapalım? Taş evini yakından tanımaya devam edelim. Evet, bu güzel manzaradan ayrılmak istemiyoruz. Güneş güzel, hava serin. Burada da güzel bir esinti var böyle. Manzara zaten, ona diyecek bir şey yok. Evet. Ama tabii ayrılacağız, işimizi yapacağız. Gidelim, hem az önce söylediğimiz o don olayının tehlikesini yakından görme şansımız var. Ağaçlara baktığımızda zaten belli olacaktır o meyve veren yerler. Onu daha yakından görme şansımız yok. Biz o zaman devam edelim gezimize. Şimdi şöyle diyeyim, biz sadece kayısılıkla uğraşıyoruz ama konum itibarıyla biz kendimiz hallere meyve götürüyoruz. Başımdan geçen bir olayı anlatmadan geçemeyeceğim. Kayısımızın bizim taşevi olarak çok kaliteli bir kayısımız olduğunu biz biliyoruz. Reklamımız fazla yok ama biliyoruz. Ben geçen yıl Bursa'ya kayısı götürdüm kendi arabamla. Müşterinin birisi geldi, dedi ki bu kayısı Isparta'nın mı dedi. Ben de evet dedim. Yalvaç'ın mı dedi. Evet dedim. Taşevi köyünün mü dedi. Hiç tanımadığım bir insan. Taşevi köyünün mü dedi. Ben de dedim ki seninle biz akraba çıkacağız dedim. Falan, nereden anladın taşevinin olduğunu dedim. O civarlarda dedi bu şekilde kayısının tek yetiştiği köy taşevidir dedi. Sizin kayısınız çok kaliteli, çok daha güzel albenisi olan bir kayısıdır dedi. Bu şekilde bir kayısımız var. Teşekkür ediyorum. O zaman Çiftçi TV'nin vesilesiyle Türkiye yeni bir kayısı diyarını daha keşfetmiş oluyor. Efendim, Türkiye'de bundan sonra o tatlı, o lezzetli kayısıları yediğinizde aklınıza mutlaka kafanızın bir köşesine de taş evini yazın diyelim. Evet.
Taşevi köyünün hemen yanındaki ormana geldik sevgili izleyiciler. Ormanın içerisinde her şey var. Bizi bekleyen köpekler var, keçiler var, çobanlar var. İşte bu kadar kalabalıkla birlikte buralarda ne arıyoruz? Çoban arıyoruz. Derken hemen birisi arkamızda eşeğiyle beraber geliyor. Gel bakalım şöyle. Gel bakalım. Hoş geldin. Ali. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Şöyle gel yaklaş biraz. Evet, tanıyalım seni. Hurşit Baldırlı abi. Hurşit amca, nereden geliyorsun? O yana gittim, bu yana geliyorsun, geri suya gelin, şurada keçi arıyorum boyuna. Keçileri kaybettin. Keçileri kaçırma yok, keçileri kaybetti. Keçiyi mi kaybettin? Keçi kaybettim. Burada kaybolmaz mı ya? Şuraya bak arkadaş, her taraf. Dedi buraya kadar, direkt köpek arkanda, buradaydı. Arkanda geldi keçiler. Ha, keçiler, ha işte, keçiler, kaçan keçiler geri geldi buraya. Kaç tane keçi var? 150 bile var, oğlak malı. Hay maşallah, 150 tane keçi var, oğlaklarla beraber mi 150 tane? He. Peki gündüz mü burada yayıyorsun gündüz. Hayvanları? Akşama kadar buradasın. Akşama kadar, günün esiye kadar. Keçilerle vakit geçiriyorsun. Keçilerle vakit geçiriyorsun. Başka bir şey yok ki. Hurşit amca, demin türkü söylüyordun. Sesini duyduk biz geldiğimizde buraya. Ne söylüyordun? Vallahi hiçbir şey söylemiyorum. Boyuna söyleniyordum kendi kendime. Kendi kendine söyleniyorsun. Hadi bir şeyler söyle de izleyicilerimiz seni izliyorlar şimdi televizyonda, Çiftçi TV'de. Bir türkü söyle bakalım. Yani bir şey bilmiyorum. Ben bir agam agam derim, başka bir şey bilmem. Agam agam dersin. He. Koyunum keçinim dersin. Başka bir şey demiyor musun? Bir şey diyemiyorum ki bakım. Kaç senedir yapıyorsun bu işi? 60 senedir yapıyorum. 60 senedir çobanlık yapıyoruz. Hay maşallah be. 8 yaşında başladım. Hiç böyle dağlarda geçirdiğin bir hatıra anı var mı mesela böyle? Benim gibi hatıra geçiren yoktur bu dünyada. Mesela şöyle bir anlat bakalım, işte bir canavar manavar falan derler. Koyunları yedirdik, keçileri yedirdik. Yedirdim 8, 9 tane, 10 tane, 5 tane. Ya nasıl bir şey bu, canavarı bir anlat bakalım bize ya. Zincir çıkar şuralardan, geldiyse gösterir. Var mı şimdi buralarda? Var ya. Canavarın olduğu yere geldik. Taşevi köyünde. Şimdi birazdan canavar aramaya başlayacağız. Yatır lan, yatır. Neyse, biz eşeğinle seni fazla tutmayalım burada Hurşit amca. Biz yolumuza devam edelim. 50 yıldır, 60 yıldır çobanlık yapıyorsun. Allah kolaylık versin. Az önce canavardı. Birazdan da çıkar buralardan bir yerlerden. Bakalım çıkarsa onu da görüntüleme şansımız, imkanımız olur. Bizi tanırdır o. Öyle mi? Seni tanıyor mu? Bizi tanır o. Hurşit amca tanıyor. O yüzden sıkıntı yok. Bizi tanımıyor. Bize sıkıntı olur mu? Şehirliği pek tanımaz canım. Ondan dolayı bize sıkıntı verebilir. Peki. Peki, o zaman biz ne yapalım? Yolumuza devam edelim. Hurşit amcayı da eşeğiyle beraber ne yapalım? Gönderelim. Öyle değil mi? Zaten keçiler kaçmış bir taraftan. Hem de keçilerini aramasına ne yapsın? Tabii ki devam etsin. Sevgili izleyiciler, Taşevi köyünün yanındaki ormanı gezmeye devam ediyoruz. Yani hakikaten ne ararsanız bulma imkanınız var. Hani hayvancılık adına diyorum bunu, ne ararsanız diye. Şimdi keçilerimiz zaten bol derecede burada keçimiz var. Yine çobanlarımızı görüyoruz. Efendim gelen misafirler var burada. Yalnız değiliz yani, onu söyleyelim. Hemen şöyle geldik. Eski çoban olduğu belli zaten. İşte ekranlarınızda görüyorsunuz. Efendim ne kadar ya, sen bizim içimizi mi okudun, ne yaptın, gözünü sevdim. Hani böyle bir közde çay olsa da içsek derken bir baktık ki bir tanesi çayı hazırlamış, közde çayı koymuş. Bizi bekliyor. Ne kadar güzel. Hemen bir tanıyalım. Ali Gider. Evet Ali amca, nasılsın? Önce onu bir sorayım. Sen burada bayağı bir hayvan çok galiba. Var, 300 var. Ay maşallah, 300 hayvanı tek başına. Tabii ya. Nasıl, zor olmuyor mu? Zor oluyor ya, zor olmuyor mu? Zor oluyor, zor oluyor. Hemen bir zorluklarını söyle izleyicilerimize, bir duysunlar. Ya bir zorluk, kıvrak gidiyor yani. Ağır gitmiyor. Yok. Ama ot yönünden sıkıntımız yok galiba değil mi? Ot iyi şu anda. Ot iyi, ot iyi. Yani hayvanlarımız memnun şu anda. Yani keyifli. Yiyip böyle akşam eve giderken keyifli bir şekilde eve gidiyorlar. Eve gidiyorlar, doğru. Şimdi 300 tane keçimiz var. Süt olayını ne yapıyorsun? Değerlendiriyor musun sütünü? Vallahi savuyorlar, ediyorlar, tutuyor, satıyoruz. Sütü satıyorsun. Peynir satıyor musun? Satıyor. Nerelere veriyorsun peyniri? Vallahi. Buralarda mı yoksa dışarılara falan veriyor musun? Buralarda. Buralarda veriyoruz.
Buralarda veriyorsun. Güzel. Peki sen bize çayı da hazırladın. Allah razı olsun. Yani közde çayı da seviyoruz biz. Tabii canım. Yani hazırla yapmışsın bize. Hazırla yaptım ya. Muhtar telefon etti. Evet. Hemen ben de hazırladım. Ne dedi? Çiftçi TV'den misafirlerimiz mi var dedi? Var dedi. Ay muhtarım be. Çok yaşama muhtarım. Allah razı olsun muhtarımdan. Hemen haberi vermiş yani. Bakın biz geliyoruz o tarafa doğru. Tabii öyle etti. Evet. İzliyorsun değil mi Çiftçi TV? İzliyoruz canım. Memnunsun programlarımızdan. Memnunum. Evet, zaten biz Taşevi'ne geldiğimizde hemen hemen buradaki insanların birçoğu Çiftçi TV izleyen izleyicilerimiz, tarımla hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımız, onu belirtelim. Efendim burası çok güzel. Közde çay hazırlanıyor. Bakın ateşimiz arkada. Ama bu arada bir hatırlatma yapalım. Öyle ormanlarda ateş yakarsak dikkatli olalım. Onu işimiz bittikten sonra söndürelim, öyle değil mi? Tabii bu alanlarda oldu mu zarar etmez de orman içinde oldu mu olmaz. Evet, ama böyle boş yerlerde yine de biz söndürelim. Söndüreceğim. Değil mi? Yani işimiz bittikten sonra ne olur ne olmaz Allah muhafaza etrafa zarar vermeden. Evet. Ali amcam çayı hazırladı. Biz Ali amcamla çay içiyoruz. Siz ekranlarınızın başında Köyümüz Köylümüz programını izlemeye devam ediyorsunuz. Sevgili izleyiciler, Taşevi Köyü'nde şimdiki durağımız Kayısı Bağları tabii ki. Bundan 15-20 gün önce geldiğimizde, yaklaşık bir ay önce geldiğimizde tabii çok fazla belli değildi. Don olayı vardı, tehlike bir şeydi ama şu an daha net görebiliyoruz bu tehlikenin ne derecede olduğunu. Az önce muhtarımla birlikte buradaki bağdaki arkadaşlarla birlikte şöyle bir baktık, kontrol ettik. Hakikaten meyvelerin olduğu gözler hep yerlerde. Yani şu görmüş olduğunuz, arkamızda görmüş olduğunuz kayısı ağaçlarında şu anda meyve yok galiba. Evet, doğrudur. Şu anda meyvemiz çok sıkıntılı. Kayısıda %100 gibi bir kaybımız var. Az önceki bahsini ettiğimiz bu güzel kayısılarımızdan bu sene eserimiz yok. Yıl 2011'de çok oldu. Talep olmadı. Talep olmadığından dolayı para etmedi. Yıl 2012 az oldu. 13 az oldu. 14 az oldu. 2015'te hiç yok. Maalesef böyle bir sıkıntımız var. Çiftçilerimizin buna dair çok büyük kaygıları var. Sulama borçları, ilaç borçları, bu şekilde banka borçları gibi bir sıkıntılarımız var. Köyümüz çiftçilerinden Ali arkadaşımız da burada. Kendisi de nezaketen size anlatabilir. Şimdi köydeki kahvedeki vatandaşlara soruyorum. Diyorum ki ne yapıyorsunuz yani şu anda bir iş yok mu veya ilaçlama herhangi bir şey yok mu diye soruyorum. Yani gerek yok diyorlar. Zaten meyve yok yani. Bu sene dondan dolayı Ali kardeşim. Biz şu anda kendimiz meyveciyiz. Şu anda bir yatırım yapamıyoruz ağaca. Normal standartlarda bu ağaçlarımızda biraz evvel çekim yaptık. Meyvemiz olsa çok iyi şekilde damla gübrelerimizi, yapraktan yaprak gübrelerimizi verebiliriz. Fakat şu anda meyve olmadığı için ağaç zaten kısır döngü, boş. Ağacımız boş olduğu için kendini koruyabileceğinden dolayı fazla bir ilaca yatırım yapamıyoruz. Yatırım yapsak başka bir kazançlara dönemediğimiz için onu ödeme şansımız da yok. Ağaç artık bu şekilde kendi kendini idare edecek, şansı yok. Yani şu anda iş zamanı. Sağımızda, solumuzda zaten görüyorsunuz, karşımızda, arka tarafta burası komple kayısı bağlarının bulunduğu bölge. Yani buralarda kimseyi göremiyoruz. Getirdiğimiz buradaki bu işte uğraşan insanlar da biz köyden dedik ki gelin hadi bizi bağınıza götürün de orada bir görelim ne yapıyorsunuz diye. Çünkü biz bağları gezdiğimizde, ağaçların bulunduğu yerleri gezdiğimizde bakın inanın kimseler yok burada. Gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Bu sene bu lezzetli kayısıyı tatma imkanı olmayacak mı Taşevi'nin? Vallahi çok zor. İnanın ki kendi insanlar yıllarca kurdukları reçelleri, konserveleri bu sene kurma şansları sıfır. Çünkü ağaçlarda bulabilirseniz bir iki meyve, o da Haziran dökümü dediğimiz bir döküm olayı oluyor. Evet. O da o zaman atacak. Biz de kendimiz bulabilirsek pazarlardan bir kilo biz de yemeği alacağız.
Peki böyle olursa, yani bu sene meyve alamadık, kayısı alamadık. Pazardaki durum ne olur? Pazardaki durum şu, Türkiye genelinde bu don olayı olduğu için pazarda kayısı çok büyük sıkıntı olur. Fiyat bakımından normal durum insanların yiyemeyeceği bir şekil olur. Bugün en azından bir tatlı kayısı 8-10 lira arasında satılır. Bir normal bir asgari ücretle çalışan insanın bunu yeme şansı sıfır. Evet. Ama fakat bizde olsa, bu meyve 2 lira olsa halde 3 lira olur. Bunu her insan 1 kilo 2 kilo çocuğuna yedirebilir. Ama bu olmama durumu tabii bütün döngüyü etkiliyor. Evet. Başka tabii olan yerlerden gelecek. O da olmadığı için çok fazla fiyatta pahalı olmasına tabii ki sebep olacaktır. Evet. Az önce dedik ya, kimseler yok. Çalışanları göremiyoruz. Artık insanlar bu sıkıntıdan dolayı kahvelerde vakit geçiriyor galiba. Kahvelerde vakit geçiriyoruz. Zaten tarlaya geldiğimizde yapacak bir iş yok. Bir de can sıkıntısı. İnsan iyice morali bozuluyor. Bakıyorsun ağaç boş. Tabii geriye dönüyorsun, borcuna bakıyorsun, ileriye dönüyorsun, borcuna bakıyorsun, meyveye bakıyorsun, o da yok. İnsan bunalıma girmemek için, sıkıntıya girmemek için tarlaya fazla uğramıyoruz. Siz kahvelerde hep konuşuyorsunuzdur zaten, yani bu konuyu mutlaka sürekli tabii konuşuyorsunuzdur. İnsanlara baktığımızda meyve meselesini açtığımızda bir morallerde bozukluk olduğunu hissediyoruz. Oluyor tabii. Ya şimdi geçen yıl olsa, evveli yıl olsa, İnsan bir kayısı yarını yaşadığında işte bende de var 7 ton satarsam 5'ine kalacağım. Satarsam araba alacağım gibi konular geçiyordu. Fakat şu anda işte bende de kayısı yok falan, bankadan kredi çekebilir miyim? Benim de borcum çok filan, baka bana acaba verir mi? Bunu konuşabiliyoruz ancak. Çünkü konuşacak başka bir çaremiz yok. Düşünsenize, yani birkaç ay önce kahvede oturduklarında veya bir araya geldiğinde köylüler ne diyorlardı? Bu sene işte Allah izin verirse 10 ton kayısım olursa işte 5 tane hayvan alacağım veya bu sene arabayı değiştireceğim veya iyi bir traktör alacağım falan. Evet, doğru. Bir hayaller vardı, o hayaller de suya düştü. Hayaller suya düştü. İleriye dönük hayal kalmadı. Evet. Önümüz karanlık. Önümüz karanlık. Bu yıl böyle. Allah hakkımızda hayırlısını versin. Tabii. Devletimizden yardım bekledik. Dün Davutoğlu Sayın Başbakanımız böyle bir yardımın yapılacağını, Isparta'ya 30 trilyon civarında para aktarımı olduğunu söyledi. Ama tarım ilçelerden bize malumat yok. Yine de teşekkür ederiz başımızdaki hükümete ve devletimize, Allah zeval vermesin diyoruz, teşekkür ediyoruz. Evet, en azından o müjdeli haberi vermiş olduk. O yatırım, o desteğin verileceğini dün Sayın Başbakan kendisi de Isparta mitinginde söylemişti. Biz efendim Taş Evi köyündeki gezimizin sonlarına yaklaşırken dedik ya, Yalvaç Kaymakamlığı'nın galiba yaptırmış olduğu bir plaj var burada. Evet, plajımız var, halk plajımız var, çok güzel. Orayı da gidelim, gezelim, görelim. Vatandaşlarımız görsün, çeşitli illerdeki arkadaşlarımız da görsün istiyoruz. Nüfus kaçtı buranın nüfusu? 400 civarında nüfusumuz var. Yazın 400 civarında, 400 nüfuslu bir köyde bakın neler var, hep birlikte görüyoruz. Şimdi hemen şu anda Iğdır Gölü'nün, Türkiye'nin en büyük göllerinden bir tanesi, Iğdır Gölü'nün yanındayız sevgili izleyiciler. Taşevi Köyü o kadar şanslı köylerden bir tanesi ki gölün bütün nimetlerinden faydalanan bir yer. Yani meyvesiyle efendim, doğasıyla, manzarasıyla, hemen hemen her şeyle faydalanıyorsunuz, öyle değil mi muhtarım? Aynen öyle. Plajıyla, balığıyla, kayısısıyla, her şeyiyle çok şanslıyız. Daha önce de söylediğim gibi çok güzel bir konumdayız. Hemen hemen her hizmet ayağımızda var. Burası bizim plajımız. Yaklaşık bir 5-6 yıl önce burası Yalvaç Kaymakamlığı tarafından yapıldı. Daha öncelerde bizim harman yerimizdi burası. Yalvaç Kaymakamlığı'na devri yapıldı. Yalvaç Kaymakamlığı buraları süsledi falan. Top sahasıdır, çocuk oyun parklarıdır, jet skisidir, yunuslarıdır, yürüyüş parkurlarıdır. Bu şekilde bir güzelleştirme yaptılar. Çok memnunuz. Yöre halkımız çok memnun. Çok güzel bir yer. Dışarıdan gelmek isteyen misafirlerimize tavsiye ederiz. Afyon'dan, Dinar'dan,
Konya taraflarından gelen misafirlerimiz var. Isparta'ya 90 kilometre uzaklıktayız. Isparta'dan gelen misafirlerimiz oluyor. Yazın diyebilirim ki 2000, 3000, 4000 kişi civarında giriş yaptığı zamanlar oluyor. O kadar kalabalık yani. O kadar kalabalık oluyor. Gurbetçi vatandaşlarımız geldiğinde Yalvaç tarafında çok büyük tercih edilen bir plaj. Çok iyi bir yer yani. Güzel, doğa olarak harika. Suyu çok temiz. Şu anda bu gördüğümüz sudan hemen bir bardak uyup içebilme şansımız var. Tatlı bir suyu var yani. Tabii ki tatlı bir suyu vardır. Tabiri caizse şeker gibi suyu vardır. Evet. Özellikle kışın çok tatlı bir suyumuz. Evet. Az önce de söylediğimiz gibi dedik ya, tarımın ön planda olduğu bir yer Taşevi. Kısmen hayvancılık yapılıyor. Efendim bir tarafta hemen Eğirdir Gölü. Orada efendim balık imkanı var. Evet. İşte yazın sıcakta burada serinleme imkanı var. Aynen evet. Suya girme imkanı var. Tabii, her şeyle çok güzel. Tabii tabii, yüzmesiyle her şeyle çok güzel. Tabii bu göl burada olduğu için bu şekilde plaj kapsamında değil ama daha güzel doğa harikası yerlerimiz de var. Siz de uygun görürseniz gidelim, gezelim, gösterelim arkadaşlarımıza, izleyenlerimize. Evet. Teşekkür ederim. Evet, o zaman gidelim orada hep beraber görelim istiyoruz. Taşevi köyünde kayısının dışında, meyvecinin dışında seracılık da yapılıyor sevgili izleyiciler. İşte o seracılık yapılan yerlerden bir tanesine hemen misafir olduk. Domates ve salatalık ağırlıklı olarak burada seracılık var. İşte ekranlarınızda izliyorsunuz, bakın ne kadar güzel salatalıklar şu anda yetişmiş durumda. Domates ve salatalıklar var demiştik. Onları da ekranlarınızda izliyorsunuz. Yani o gölün nimetlerinden efendim, her konuda olduğu gibi işte bu seracılık konusunda da Taşevi köyünde faydalanılıyor. Bunu da sizlere özellikle ifade etmek istiyorum. Evet, az önce sevgili izleyiciler, bağlarda bahçelerde kimseyi göremedik dedik. Çünkü nerede millet? Kahvede oturuyor, vakit geçiriyor. Yani dondan dolayı ilaçlama yok, herhangi bir işlem yok, öyle değil mi? Evet abi, evet. Hemen seni mi tanıyalım? İsmail Bıçaklı. Evet, İsmail abi senin de var değil mi? Kayısı üzerine bağın bahçen vardır. Var, bir iki dönüm var geçecek kadar. Ne yaptın? Dondan dolayı çalışma yapmıyorsunuz galiba değil mi? Oturuyoruz işte, burada bir ilaçlıyoruz, yine bakıyoruz canım, öyle etmiyoruz. Başka hayvancılıkla falan uğraşıyor musun? Var, hayvancılık var. Hayvan ne var? Geçimiz var işte. Ha, geçimiz var, bir taraftan da onlarla uğraşıyoruz. Ne yapıyoruz? Kahvede böyle genellikle bu ara sıkıntılar falan konuşuluyor galiba, öyle değil mi? Bir araya geldiğinizde arkadaşlarla ne konuşuyorsunuz mesela? Ya işte herkesin çorun çocuğunun nasibi, millet ona bakıyor. Don vurunca bir yerlerinde biri zeps ekmeye çalışıyor, biri bostan ekmeye, öyle uğraşıyorlar. Başka bir şeye yönelecek misiniz mesela, şimdi bu sene kayısıda sıkıntı oldu, onun yerine şunu da yapalım veya şunu ekelim diye bir şey düşünüyor musunuz sen? Evet evet, konuşuyoruz. Düşünüyoruz, ekiyor herkes, başladılar işte zeyapse. Yarısı göle iner, çalışıyorlar zaten. Ne ekmeği düşünüyorsun mesela şu an kayısı alternatif olarak, başka aklında bir şey var mı? Zeyapse dikeriz, başka yapacak bir şey yok. Domates, biber, patlıcan. Onlardan dikiyoruz işte. Onlardan tabii kayısının yerini çok fazla tutmasa da tutmaz. Öyle değil mi? Tutmaz o kadar. Nereden tutacak diye işte, sadece haçlık kadar etraf köylere satıp geliyorlar. Bazarlarda kalabalık oluyor. Her yer ekiyor. Evet. Onun için bir şekilde de tabii ona yönelmeye çalışıyor buradaki çiftçilerimiz sevgili izleyiciler. Tabii istemiyoruz buralarda böyle sabahtan akşama kadar vakit geçirmeye ama mecburen yapacak evet. Bir şey yok, öyle değil mi? Evet. Hemen seni mi tanıyalım abicim? İsmim Mehmet Büyükköse. Taşevi köyünde oturmaktayız. Elimiz boş, kahvede oturuyoruz.
Niye elin boş abi? Niye bir şeylerle meşgul değilsin şu anda? Kayseri don aldı. Mecburen kahvede oturuyoruz. Başka yapacak bir işimiz yok. Ne kadar kayısın vardı? 60 degar. 60 degar? Evet. Yani ton olarak ne alıyorsun mesela bir dönemde, kayısı döneminde? Ton olarak ne alabiliriz? Mesela buradan tutsa 100 tona yakın alırım yani. 100 ton? Evet. Ama bu sene don vurduğu için yok yani. Don olmasa 100 ton kayısı alacağız. Sen o zaman Taşevi'nin herhalde kayısı ağası filansın bildiğim kadarıyla. Yok estağfurullah. Değil mi yani bak. Öyle değil de alırız yani. Bak, öyle. Cemaat de öyle söylüyor yani. Tanırlar. Evet. 100 ton da az değil abi. Bunu paraya vurduğumuzda ne kazanıyoruz mesela 100 ton kayısıdan? 2 liradan geçse 200 milyar eder. 2 liradan? Geçsin, biz 2 toptancıya lira. Verdiğimizde mi 2 lira? 2 lira, 1,5. Yani bir kayısının cinsine göre değişiyor yani. Yani biz bakın boş yere oturmamışız yani. Bir yanımızda hemen söyleyeyim bir taş evinin kayısı ağası var. Yok daha 100 ton. Yani daha önce aldık değil mi mesela daha önceki yıllarda 100 ton? Tabii verenler var tabii canım. Yani bizim daha yeni verime girdi ama olanlar var yani. Peki şimdi bu sene yok. Hiç mi olmaz yani bu sene? Yani böyle ne bileyim böyle yüz gülecek kadar falan bir şey olmaz mı? Vallahi bilmiyorum da yani ilaç parasını zor çıkarırız yani tahminim yani. Yani yemeğe dahi yok desek de olur yani. Yemeğe dahi yani tabii az önce biz bağlarda bahçelerde konuştuk. Demek ki bu yıl pazardaki fiyat da yüksek olacak o zaman. Çünkü olmadığı için. İşte orasını bilemeyiz inşallah. Yani bizde yok ama olan yerler inşallah kazansın yani. Temennimiz bu yani. Peki. Şimdi abicim sen de şahit oluyorsun tabii böyle arkadaş ortamlarında bu kahvedeki muhabbetlerde falan. Herkesin mutlaka bir hayali vardı mesela. Evet. Kayseri'ye yönelik bir hayali vardı. Sen ne düşünüyordun bu sene? Ya işte atıyorum bu don olayı olmasaydı 100 ton kayısı alsaydım ne yapacaktın mesela? Vallahi niyetim bir ev yaptırmaktı. Traktör aldık borçluyuz. Gübre parasıydı şuydu buydu işte oğlana verecektik yani. Ev yok mu şu anda? Var hem de oğlana yaptıracaktım yani. Ha oğlana bu seneki hasılatı oğlana. Öyle düşünüyorduk yani ama nasip değilmiş yani ne yapalım. Evet. Hayırlısı. Önümüzdeki sene inşallah Mevlam bir sıkıntı olmazsa inşallah. Önümüzdeki sene de inşallah o hayallerimizi gerçekleştiririz. İnşallah Allah'ın izniyle inşallah. Evet. Abi. Gel bakalım bir ağa daha geldi. Abi. Hemen şöyle yanıma gelsin. Ben köyün ağası bu. Evet. Köyün gerçek ağası mı? Evet, evet. Onda kaç? 200 ton mu var? 50 degar elması var burada. Bunda fazla. Oh. 50 degar elması var. Oho, gel bakalım ağam. Şöyle yanıma alayım seni de. Hemen şöyle alalım. Yaşar Bey. Efendim muhtarım. Yaşar Bey, arkadaşımıza Taşevi'nin köyünde fotoğrafa derler. Ne derler? Fotoğrafa. Sen söyle bakalım be. Fotoğrafa diyorlar da yok alakası yok. Fotoğrafa. Fotoğrafın nerede fotoğrafın? Evde. Fotoğrafı unutmuşuz. Fotoğrafı evde. Tamam sıcakta takıyor. Tamam lengeli mi bu fotoğraf? lengeli fotoğraf. Evet hemen bir tanıyalım fotoğrafı. Ali Kadir Çetinkaya. Taşevi köyü. Ne ikamet etmekteyiz. Ağa olduğunda söyle, şey problem olmaz yani. Yok, hiç alakası yok. Taşevi'nin fotoğrafı ağası, kayısı ağası. Fotoğraflı kayısı ağası. Sonuçta, şunu söyleyeyim. Köyümüz çok Allah'a şükürler olsun iyiydi. Ama bu sene, bu don olayından dolayı bayağı bir kriz yaşadık ve yaşamaktayız. İnşallah devletimiz bu don olayından dolayı yardım elini uzatırsa bizim gibi nice dondan mahrum olan insanlar inanıyorum ki sevindirir diye düşünüyorum. Taşevi köyündeki gezimizin artık sonuna geldik sevgili izleyiciler. Sevgili muhtarım çok teşekkür ediyoruz. Bizi Taşevi'nde ağırladınız. Taşevi'nin tanıtımı konusunda bize gereken yardımı gösterdiniz. Bir kez daha size teşekkür ediyoruz. Son olarak neler söyleyeceksiniz? Bu nezaketinizden dolayı ben size çok teşekkür ederim. Saygılarımı sunarım. Bu işte emeğe geçen bütün arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ederim. Buradan yurdumuzdaki bütün çiftçilerimize saygı ve sevgilerimi sunarım.
köyümüz kirazı, şey, Taşevi kayısında tabii bir kez daha söyleyelim buradan. Tabii ki bu dönem kayısımız yok ama olduğu dönemlerde daha önceki bahsettiğim gibi aromasıyla, gerek rengiyle, tadıyla çok güzel bir kayısımız var. Bu dönem yok maalesef ama inşallah önümüzdeki yıllarda bunun eksikliğini gidereceğimizi tahmin ediyoruz. Cenab-ı Allah ve yar ve yardımcımız olması dileğiyle tüm Çiftçi TV izleyen arkadaşlarıma selam ve saygılarımı sunarım. Teşekkür ederim. Eyvallah, biz teşekkür ederiz. İnşallah o meyvenin, o güzel, lezzetli meyvenin olduğu dönemlerde yine yolumuz düşerse bekliyorum. Her zaman misafirim olun. Buyurun gelin. Başımızın üzerinde yeriniz var. Çok teşekkür ederim. Eyvallah. Size ve tüm arkadaşlara burada teşekkür edelim. Gerçekten bizlere son derece bu konuda ilgi gösterdiler. Yardımlarını esirgemediler. Efendim, ben Ramazan Çelik. İşletmelerinin yetkilisiyim. Ortağıyım. Aşağı yukarı sezonda 10 bin ton mal işleme kapasitesi olan bir tesisiz. 10 bin ton. 10 bin ton mal işliyoruz. Bu bölgeden bu 10 bin ton malı gündüzlü ve geceli en az 60 kişiyle birlikte işleriz günlük. 3 veya 4 kamyon. Kamyon şoförleri, en az 50-60 kişi, işte marketçisi, lokantacısı, gıdacısı, tamamı birbirine zincirlemeli bir durumda olan bir tesis burası. Önümüzdeki sezon elma alacak şekilde hiçbir ortada elmayı göremiyoruz maalesef. Çok büyük bir, hem şahsi hem genel anlamda bölge olarak zarardayız. Nerelere gönderiyorsunuz? Bu güzel elmalar nerelere gidiyor? Efendim, bu elmalar İstanbul şubemiz var. Kadıköy'de Kenan Bey satıyor. Marketler var. Suriye'ye, Irak'a ve buraya gelen çeşitli pazarcı arkadaşlara günlük her gün en az 50 ton civarında, 60 ton civarında buradan mal çıkışı olan bir tesis burası. Ne söylüyorlar buranın elmasıyla ilgili? Size mutlaka söylüyorlardır dışarıdakiler veya Türkiye'dekiler. Bize gelen şey, Elka Tarım tesislerinden ve bu bölgeden alınan elmaların Türkiye'nin de dışında dünya piyasalarında, Irak'ta, Suriye'de, İstanbul'da bu elmaları yiyen insanların çok kaliteli, çok güzel, çok hoş damak lezzeti olduğunu biliyoruz. Sağlık olarak da çok önemli ama, değil mi? Yani elma hem sağlık için çok önemli, hem bizim bölgemiz için çok önemli. Şu anda müthiş derecede karamsarlık ve zor durumda çiftçimiz. Ne kadar işçi var şu anda burada? Efendim, bugün burada aşağı yukarı 45-50 kişi. Akşam servisi var. Gece 1.30'ya kadar çalışmamız oluyor. Bir 30-35 kişi de gece çalışması vardı. Gelecek yıl bu çalışmayı yapamayacağımızı düşünüyoruz. İşte bu 45-50 kişinin veya 100 kişinin de buradan önümüzdeki yıl sebeplenememeleri anlamına geliyor. Neden? İşte bu dondan dolayı efendim gerekli destek verilirse bu insanlar da burada mağdur olmayacaklar. Onlar da evlerini, ekmeklerini rahat bir şekilde götürebilecekler. Ve geldik böylece bir köyümüz köylümüz programının daha sonuna sevgili izleyiciler. Bu hafta Isparta'nın kayısısıyla ünlü Eğirdir Gölü'nün kenarında gerçekten doğal güzellikleriyle harika bir köyünde, Yalvaç ilçesine bağlı Taşevi köyünde sizlerle beraber olduk. Efendim, programımızın sonunda sevgili Süleyman Eken abimiz bağlamasını eline aldı. Onunla veda edelim istedik. Önümüzdeki hafta başka bir yerde, başka bir programda tekrar sizlerle birlikte olmak ümidiyle yine her zaman olduğu gibi hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın.
seni. Her zaman her zaman ararım seni. Ya benim kimim var, kime yalvarayım? Kaldır kalbimdeki kara yüzünü. Ey Ferrari, yandım yandım yar ateşine. Ey Ferrari, yandım yandım yar ateşine. Neler gelir garip yarın başına. Neler gelir garip yarın başına. Ağlayarak gelme gelme mezar taşıma. Terk ettim seni, dönemem ben.